Nasıl beceriyorsun ya? Sanırım yine keyfin yok. Ne oldu, iyi misin? Şimdi senin sesini duydum ya, daha iyi. Bu arada kusura bakma, ben bu saatte aradım da hissettim galiba. Uyumamışsın, bir şey mi oldu, ne oldu? Yani aklımdaki düşünceleri durdurabilsem uyuyacağım da işte durmuyorlar, olmuyor. Senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii ki, ne istersen. Tamam, bu arada gerçekten iyi hissedeceksin. Ama sadece söylediklerime odaklan, sadece beni dinle. Kulaklıklarını tak, telefonu yatağın üstüne bırak. Elinde falan hiçbir şey olmasın, balkona çık. Tamam? Tamam. Peki, bir dakika, bir dakika yapıyorum, bir dakika. Duyuyor musun? Evet. Aa, çok güzel. Sürprizlerle dolusun ha, Ece. Ve evet, şimdi terasa çıkmış bulunuyorum. Şimdi önce bir gökyüzüne bak. Yıldızların parlaklığını hisset. Yıldızlara bakıyorum, tamam. Şimdi gözünü kapat. Ve kapattım. Tamam, çok güzel. Gözünü kapatınca o yıldızları tekrar hayal et. Yıldızların parlaklığı bütün evreni, bütün odayı kaplasın. Tamam mı? Ve şimdi o parlak ışığın ardında bir kapı görüyorsun. Tekrar ediyorum, bir kapı görüyorsun. Tamam. Kapıyı gördün mü? Kapı. Şimdi o kapıyı yavaşça aç. Ve kapıdan içeri gir. Ne var? Karşına kim çıktı? Baba. Baban? Baba. Baban. Babam bu. Baba. Uzun uzun sohbet et babanla. Ne haber? Tanıdın mı beni? Dertleşin. Ne istiyorsan söyle. İçindekileri dök. Tamam mı? Şimdi ben kapatıyorum. İyi geceler. Sana iyi gelecek. Unutma. Baban. Yaptın galiba. Ha? Hallettin mi? Hallettim. Çok sağ ol. Sen az önce bana teşekkür mü ettin? Hadi geç olur. Sen de git artık evine. Tamam. Ben eve gidiyorum da sen ne yapacaksın? Ben de kafamı gideyim yatarım. İyi tamam, 5 kere kitle, arkasına sandalye falan koy. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bu Allah'ım, benim ayarlarım bozdu ya. Ne kadar çok şey yaşadım şu an bu küçücük alanda. Onur gitti mi? Erken gitti. Hepinize de selam söyledi. Aa, Onur abim bizde mi kaldı? Senin bu dünyada ilgi alanın olan bir şey var mı acaba? Ya bu nasıl bir umursamazlık seviyesi, gerçekten anlamıyorum kızım. Ya şaka mı? Bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz ki zaten. Kızım kapını çalıp Onur bu gece bizde kalıyor mu diyecektim. Biraz ailenle vakit geçir, biraz şu telefonu uzaklaştır kendinden yavrum. Ha, ne olur. Günaydın. Günaydın. Günaydın Rumi. Günaydın. Dün akşam koyun koyuna birlikte uyuduk da görümcemle. Evet, ben Selvi ve Horultuları. Ah, aşk olsun. Sen yanlış duymuşsundur bir kere. Ben hayatta horlamam. Horluyor muyum Murat? Sen söyle. Horluyorsun. Ama ben çok seviyorum. Ne? Harika bir haber.
Çünkü normalde ben hiç horlamam. Bizim ailedeki kadınlar sadece hamileyken horlar. Kalk yürü Muratcığım, test yaptırmaya gidiyoruz. Şimdi bir dakika, yani belirti olarak ne diyeceğiz yani, horluyor mu diyeceğiz? Evet öyle diyeceğiz, inanmıyorsun ama test sonucu çıkınca görürsün. Kalk oradan da bebek alışverişine. Afiyet olsun. Kahvaltı. Hadi Murat. Afiyet olsun oğlum, afiyet olsun. Anne, abim nasıl dayanıyor bu kadına? Gerçekten Murat çok seviyor karısını. Bence Selvi yengem de Murat abimi çok seviyor. Ya tabii ben hiçbir şeyle ilgilenmem, anlamam ama bana öyle geldi. Hadi yemeğini ye. Hadi. Musti, neden inanmıyorsun? Adam Hazar'ı kaçırmayacağım dedi ya. Civan Hazar'ı kaçırmayacak, anladın mı? Ne demek abim Hazar'ı kaçırmayacak? Adam abimden yardım istedi, onu orada mı bırakacak yani? Evet, bunun çıkarlarına daha iyi hizmet ettiğini söyledi. Uyanık adam çünkü. Hazar hapiste olduğu sürece Civan işlerini rahat rahat halledecek. Karışanı yok, görüşeni yok. Ne yapmam gerektiğini farkındasın değil mi? Ay Hazar'ı ben kaçıracağım demedi, lütfen başka bir şey de ya. Ne yapayım? Musti, ne yapabilirim? Yani Hazar'ı kaçırmaktan başka bir şansım var mı şu anda? Yani ya adamlarını peşimize salar, ya beni gambazlar. Ben ömür boyu hapis yatarım, kardeşimi göremem. Ben bütün ömrümü kardeşimi bulmaya adadım. Ben kardeşime sarılmak, onu görmek, onu bulmak istiyorum Musti. Onu kaçırmaktan başka hiçbir şansım yok. Yok. Başka çare yok. Hazar'ı ben kaçıracağım. İyi de Hilal Hanım... Onu oradan kurtarırsam hayat boyu bana minnettar kalır. Beni öyle bir daha bir kalemde silip atamaz. Ama siz nasıl becereceksiniz ki? Yani bu işleri pek bilmiyorsunuz diye diyorum Hilal Hanım. Sen biliyorsun Kadir. Bana yardımcı olursun. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun. Yani şu an benim durumum duygusal olarak özellikle çok zor. Ama Hazar'ı kaçıracağım. Kaçırmak zorundayım. Bir yöntemi vardır. Mecbur bulacağız. Bu öyle sessiz sedasız yapılacak bir kaçakçılık işi değil. Farkındasınız değil mi Hilal Hanım? Çok tehlikeli. Biliyorum Kadir. Silah da alın yanınıza o zaman. Yok, silah falan olmaz. Delirme ya. Ben silahla asla iş yapmam. Biliyorsun beni. Ben ne zaman silahla çalıştım Musti? Hayır. Birine zarar falan veririm. Bizim o elektroşok aletleri var ya. Onlarla hallederim bir şekilde. Musti, Hazar'ı kaçırmak zorundayım. Ve sanırım... kaçıracağım. Hazar'ı bugün kaçıracağım. Musti, her şeyden önce benim bu takip cihazından kurtulmam lazım. Sen üstünde taşıyacaksın, Onur da şüphelenmeyecek, tamam mı? Sakın o iğrenç şeyi yapacağım deme bana. Bakma bana, dön arkanı. Bunu ilk yaptığın günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Acıdan düşüp bayılmıştım. Ya. Al al. Tamam, bakma bakma, geri takacağım. İyi misin? Biraz şişecek. İyiyim ama iyiyim. Alıştım biliyorsun. 10 yaşından beri yapıyorum. Aynen. 10 yaşındaydık. Hazar sana zorla hırsızlık yaptırıyordu. Ben bugünkü gibi yine beceremiyordum. Herif de beni tekmeliyordu, hakaretler ediyordu. Hatırlıyor musun? Bir gün beni evden dışarı atmıştı da... sen böyle dikilmiştin karşısına. Parmağını çıkarmıştın yerinden. Bir daha Musti'ye dokunmadan ne istiyorsan yapacağım demiştim. Ya o gün bugündür.
İşte bak o günler geride kaldı. Biz hala birlikteyiz. Güçlüyüz. Ya kızım burnumuz b**dan kurtulmuyor. O gün de hırsızlık yapıyorduk, bugün de hırsızlık yapıyoruz. Hazar hala tepemizde. Musti, baby. Biz hala 10 yaşındaki gibiyiz, bir farkımız yok. Ama bak bir evimiz var, teknemiz bile var. Umutlarımız var ya, yapacağımız çok şey var. Ben hastaneye gideyim. Hazarı kaçırmanın bir yolunu bulayım. Tabii bugün yapmam gereken başka bir şey daha var. Yani yapmak zorunda olduğum. Onur'la konuşmam lazım. Benim ajanlık hikayesi burada sona erer. Bunu ben kaçtım. Tamam, dikkat et ha. Sen de dikkat et. Başkanım. Onur. Haklıymışsın. Bu adam konuşmayacak. Avukatım deyip duruyor. Fazla bekletemeyiz. Ben diyorum ki bizim güvenli evlerden bir tanesini alalım. Ne dersiniz? Ne değişecek ki? Orada konuşacak mı? Sonra başımıza iş almayalım. Başkanım orada biz onun kafasını karıştırmasını biliriz. Civan'ın da konuştuğuna ikna ederiz. Yavaş yavaş çözülür. Siz bana bırakın. Kuralları takipteyiz ama değil mi? Takipteyiz başkanım. Telefonla yazılım yüklendi. Güzel. Güzel. Başkanım. İzniniz var mı? Hazar'ı götüreyim. İyi tamam. Ne gerekiyorsa yap. Ama bu adamdan sen sorumlusun. Başına bir şey gelirse hesabını sana sorarım. Siz merak etmeyin başkanım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hadi bakalım. Dediklerim hazır mı Murat? Hazır başkanım. Her şey istediğiniz gibi. Şaşırdım ya. Yemin ediyorum başıma gelmeyen kalmadı. Şefim. Hazır mı gizli ev? Hazır şefim. İyi. Gizli ev mi? Nasıl kaçıracağım ben bu adamı ya? Sen bu herifi oraya yerleştir. Başına da en güvendiğin adam bunu koy. Tamam mı? Sonra teşkilata gel, bir konuşalım. Tamam şef. Ne haber? Stabil. Şefim gözünü civandan ayırma dedi. Deminden beri adamın telefon konuşmalarını dinliyorum. Tatsızmış. Sen ne yapıyorsun? Şefin beni de taca attı. Ben de öyle pinekliyorum işte. Teşkilata geldim. Senin şikayet ettiğin şey benim yaşam tarzım. Dur ve pinekle. Bir şey diyeceğim. Böyle gider ayak bir işe yarayayım. Buradaki dosyaları falan düzenleyeyim, ne dersin? Bizde dosyalar çok düzenlidir. Hepsi sisteme girilir. Boşuna uğraşma. Mantıklı.
Bir şey soracağım Melih ya. Siz ajansınız ya. Böyle istediğiniz her bilgiye ulaşabiliyorsunuz değil mi? Ve hepsi de bilgisayarda oluyor. Çoğunlukla. Yani özel sınıflandırılmış dosyalar var. Onlara sadece Onur şefim müdahale edebiliyor. Mesela? Mesela özel belgeler, bazı şifreler, teşkilatın kasası, güvenli evlerin adresleri. Bir de başkandan gelebilecek direkt bir hat. Wow, havalı. Bir Onur şef kolay yetişmiyor. Bir şey diyeceğim, Onur şefin evet çok havalı ama sen de fena değilsin. Bir Melih de kolay yetişmiyor be. Sen hak ettiğin yere geleceksin. Ece demiş dersin ha. Sağ ol. Şu Civan'ı yakalayalım, başka bir şey istemiyorum. Aylardır bu adamı monitörden izliyorum. İçim dışım Civan oldu. Ay seni düşünemedim bir an. Ay düşündüm çok. Ben bize bir kahve yapayım. Kahve içelim, Civan'ı beraber izleyelim. Sen de biraz gözlerini dinlendirsin. Süper olur. Efendim Ece. Alo Musse. Ben şu an Onur'un odasındayım. Bilgisayarını ekleyebilir misin? Kızım sen ne diyorsun ya? Devletin istihbarat sistemini mi hackleyeyim? Kaç yıldan başlıyor kızım bunun cezası? 1000 yıl falan mı? Ya kızım böyle salakça bir şeyin cezası kanun kitaplarında bile yazmaz ya. Bak hapisten kurtulmak için girdiğin bütün yollar hapse çıkıyor, farkında mısın? Senin misin ne yap biliyor musun? Git teslim ol. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Bu ne ya? Evet, haklısın Musti'cim, haklısın. Ben bir an evvel teslim olayım ya da defolup gideyim bu teşkilattan. Bence en iyisi öyle. Birazdan çıkıp gideceğim zaten. Melih. Civan'ın telefondan bir şey çıktı mı? Müşterilerini aradı. Ece'ye komik köpek videosu attı. Bir de buluşalım mı dedi. O kadar. Ece cevap yazdı mı? Henüz görmedi. Hakikaten ya. Ece nerede? Bana kahve getirecekti o. Ha şefim. Bir de Kerem uğradı. Bu zarfı sana bıraktı. Tamam, sağ ol. Ece? Onur, yani böyle odana girdim ama seni bekliyordum konuşmak için. Tamam. Dinliyorum, buyur. Hazar'ı konuşturabildin mi? Henüz konuşmadı ama konuşacak. Neden? Yani aslında Hazar'ı konuşturmana gerek yok. Civan'ı yakalayabilirsin. Silah kaçakçılığı yaptığına dair elinde bütün deliller var. Evet. Ama Civan'ı yakalamıyorsun. Yakalayabilirsin ama yakalamıyorsun. Konuşma nereye gidiyor Ece? İşte diyorum ya, Civan'ı tutuklayabilirsin ama tutuklamıyorsun. Seninle anlaşmamız Civan'ı yakalayana kadardı. Ve sen de şimdi bana ne olacak diye mi soruyorsun? Ben doğru mu anlıyorum? Hı hı. Yani şu an bana ihtiyacın var mı? Burada kalmamı istiyor musun? Gidebilirsin Ece.
gidebilirsin. Seni tutmak için hiçbir gerekçem yok, hiçbir bahanem yok. Sana söz verdiğim gibi hakkında hiçbir işlem yapmayacağım. Sicilin tertemiz kalacak. Teşekkür ederim. Her şey için. Ben teşekkür ederim. Seni tanımak gerçekten bir zevkti. Ece, bir dur ya. Bu böyle çok hızlı olmadı mı? Bir garip oldu yani. Yarın akşam ne yapıyorsun? Var mı bir işin? Bir oturalım, yemek yiyelim, doğru düzgün bir veda edelim. Hem zaten sana açıklamak istediğim bir şey var benim. Olur mu? Müsait misin? Olur. Yani daha iyi olur. Diğer bütün fotoğrafları yok ettim. Buna kıyamadım. Sevdim seni ha. Unutma beni bak. Şefim, bana birkaç gün izin ver. Şu gizli eve gideyim, takılayım Azar'la. Niye ne oldu? Ya benim içim rahat etmedi. Burada benimle bir işin yoksa çocukları göndereyim, gideyim durayım herifin başında. Tamam. Haber ver bana da. Eyvallah. Erzurum çarşı pazar, neyinim aman aman, neyinim aman aman, sarı gelin. İçimde bir kız gezer, oy nenem ölsün, sarı gelin aman. Sorry.
Onur. Ece. Senin ne işin var burada?